Merhaba arkadaşlar, 7. dersimize hoş geldiniz. Bugün kabileden devlete ve kanunlar doğuyor başlıklarını inceleyeceğiz. Her zamanki gibi bu dersimizi içerine bakalım. 0'dan 9'a tarih soru bankamızdan 48. 57. sayfaları ve 9. sınıf dinamo soru bankamızdan 47-49. sayfalarla birlikte ünite sonuna geldiğimiz için arkadaşlar ünite testlerimizi 50 ve 71 arasını çözeceğiz. Peki. Şimdi ne dedik? Kabileden devlete gidiyoruz. Şimdi kabile nedir arkadaşlar? Kabileler aynı zamanda klan da denebilir. Aynı atadan, soydan gelen, birbirine kan yoluyla bağlı olan büyük insan topluluğu. Tabi burada şey gibi hani günümüzde aşiret diyoruz ya arkadaşlar ya da Türklerde boy diyoruz ya, ona benzer şeylerdir kabileler. Devleti biliyoruz ama, değil mi? Devlet nedir? Belli bir toprağa kanunları olan askeri, ekonomik, siyasi alanda teşkilatlanmış yapı. Yani kabile bir aşiret, bir boy. Devlet ise tabii ki bir toprakta yaşayan müstakil yapıdır. Peki insanlar kabile yaşantısından devletleşme sürecine neden ve nasıl geçmiştir? Kabileden devletleşmeye neden ve nasıl geçtik? Şimdi öncelikle bir hatırlayalım. Ne yaptık? Göçebe yaşıyorduk. Cilaltaş devrinde yerleşik hayata geçtik. Yerleşik hayata geçişle birlikte verimli arazilere yerleştik. Verimli arazilere yerleştik ve buralar zamanla ticaret yollarıyla da birbirine bağlandı. Burada köylerin oluşmasıyla birlikte ticaret yollarının getirdiği sonuçla beraber bazıları zenginleşti. İşte zenginleşen köyler kalabalık bir nüfusla birlikte şehirleşmeye başladı. Ama şimdi düşünün, orada bir köy vardı, yol üstündeydi, daha zengin, daha güçlü, o zaman daha çok saldırıya maruz kalacak. Cazip bir yer. Eşkıyanın ya ne güzel bir yer, hadi dalalım alalım diyeceği bir şey. O zaman benim dış saldırılara karşı bölgeyi korumam gerekiyorsa ne yapmam gerekiyor? Devletleşmem gerekiyor. O zaman insanlar yerleşik hayata geçti. Köyler başladı. Bazı köyler büyüdü, şehirleşti. Bu büyümede, şehirleşmede verimli arazilerin çokluğu artı ticaret yolları üzerinde olması etkili. Tabii ki bu büyüyünce, şehirleşince saldırılara karşı bölgeyi koruma ihtiyacı devletleşmeyi beraberinde getirmiştir. Peki coğrafyanın devletleşme etkisi nedir diye sorulur. Nasıl bir coğrafyadan bahsediyoruz? Çöl var, dağlar var, ova var. İşte bunun etkisi ne? Şimdi Yunanistan'a baktığımızda arkadaşlar dağlık bir coğrafya var. Yunan coğrafyası dağlık bir coğrafyadır. Bölgeler arası geliş gidiş zordur. O zaman dağlık bir arazi çok fazla olduğu için, bölgeler arası iletişim sınırlı olduğu için merkezi otoriteye dayalı bir devlet kurmak zordur. Bu nedenle görüyorsunuz hep şehir devletleri şeklinde yaşamış Yunanlar. Birbirinden kopuk yaşamışlar. Ama Mezopotamya gibi Fırat Dicle nehirleri arasında kalan, bakın bu bölge Mezopotamya, adeta dümdüz bir yer. Dolayısıyla iletişim çok mümkün. Dolayısıyla bu verimli arazilerden dolayı para geliyor. Gelen parayla beraber coğrafyada müsait büyümeye, işte şehir devletleri çok kısa sürede güçlü imparatorluklara doğru dönüşecektir. O zaman coğrafya devletin büyüklüğünü de belirliyormuş. Peki, ilk çağda devletleşme ile ilgili olarak bakalım. Hangi devlet yapıları karşımda çıkıyor? Öncelikle şehir devletleri karşımda çıkacaktır arkadaşlar. Yunanlarda çok sorulur, buraya odaklanın. Yunanlarda polis, Mısır'da nom, İyon'da site adı verilen şehir devletleri arkadaşlar. Yunan'da polis, Mısır'da nom, İyon'larda site adı verilen şehir devletleriyle karşılaşıyoruz. İlk çağın başlarında insanlık tarihinin ilk devlet örgütü. Nerede başlıyor? Sümerler'de. Mezopotamya'nın güneyinde karşımda çıkan ilk devlet örgütü olarak bilinir. Tek şehir ve ona bağlı köylerden oluşur. Yani Ur, Uruk, Kiş, Lagaş, Nippur gibi. Aslında tek bir şehir, onun köyü. Şehir devleti işte. Ve şehir devleti deyince sakın unutmayın arkadaşlar, hani şehirler dar alanda kalabalık nüfuslardır. Dolayısıyla oradaki asker de şehrin askeri. Halk da şehrin halkı. Asker halkla akraba. Bu durumda asker keyfi bir şekilde halkı ezmez. Amcası, yeğeni, kuzeni, kardeşi falan onu ezmez. İşte bundan dolayı arkadaşlar, bundan dolayı da
özgür düşünce gelişir. Yani şehirdeki siyasi otorite askeri halka karşı mutlak baskı aracı olarak kullanamaz. İsyan çıkar. Bu nedenle şehir devletlerinde özgür düşünce, dolayısıyla bilim sanat gelişir. Peki kolonizatör devlet nedir? Hani baktığımızda öncelikle koloni nedir? Bir medeniyetin kendi yurdundan uzakta kurduğu ticaret ya da sömürge merkezidir. Bir medeniyetin devletin kendi yurdundan uzakta kurduğu ticaret ya da sömürge merkezidir. Peki ilk çağda kolonicilikte öne çıkan devletler hangileri? Asurlar vardı, hatırlayın. Lidyalılar vardı. İşte başka Yunan kolonileri vardı. Ve hatta ne vardı özellikle? Fenikeliler. Bunların içinden üçü öne çıkar. İlk koloni Asurlar tarafından kurulacaktır. Bir Mezopotamya uygarlığı olan Asurlar gelecek Anadolu'da kara kolonileri kuracaktır. Kayseri, Kültepe. Hatta bu sayede Anadolu'ya yazıyı getirmişlerdi. Fenikeliler bir Suriye Filistin uygarlığıdır. Dağlık coğrafyaları çok, şehir devletleri şeklinde yaşarken ne yapıyorlar? Akdeniz'de ilk deniz koloniciliğini başlatıyorlar. Ve Yunanlılar vardı. Yine dağlık arazilerin çok olması nedeniyle Ege'de, Karadeniz'de ne yapacaklar? Koloniler kuracaklar. Koloni ne demek? Bir medeniyetin kendi yurdundan uzakta kurduğu ticaret veya sömürge merkezi. Peki, şimdi ilk devletlerde gücün meşrutiyet kaynaklarına baktığımızda ilk devletlerde ne görüyorum? Monarşi. Monarşi. Herkes bilir. Basit değil mi? Hani diyor ya, ben tekim, ben liderim. Latince mono, bir demektir zaten. İktidarın kaynağı devletin kurucusuna ve onun soyuna ait. Bak. Devletin kurucusu ve onun soyuna ait. Buna ne diyorduk zaten? Aynı zamanda veraset, miras sistemi değil mi? Miras, varis, veraset. Hükümdarın ölümünden sonra yerine oğulları geçecek. Hanedana dayalı yönetim. Burada bileceğim kelime nedir? Hanedan, yönetici aileye hanedan dedim. O zaman. Sınav sorusu. Monarşi nedir? Tek kişi egemenliğidir. Veraset sistemiyle el değiştirme, yani babadan oğula geçişle el değiştirme vardır ve bu yönetici aileye hanedan denir. Hani diyor ya, ben sizin babanızım. Mutlakiyet böyle bir şey işte. Fransa kralı 14. Louis ne diyordu? Devlet demek ben demektir. Monarşiler canım cicimle devlet yönetmedi arkadaşlar. Monarşiler güç ve baskıyla devlet yönetti. İşte buna mutlakiyet dendi. Şimdi monarşiler, sevgili halkım, hadi gelin sizi iki ezeyim, sömüreyim, kafanızı kırayım, bol para toplayayım. Lütfen demez. Ben istiyorum der. İşte o ben istiyorum'a mutlakiyet denir arkadaşlar. Monarşinin pekiştirici unsurudur. Ve güç ve baskı anlamında kullanılır. Yani tartışılmaz otoritedir arkadaşlar. Adam son söz hakkı bana aittir. Ben ne dersem o olur diyor. Monarşilerin çok büyük bir kısmı mutlakiyet yönetir. Ancak bütün monarşiler mutlak değildir arkadaşlar. Bazı monarşiler vardır, onlara meşruti monarşi denir. Bazı monarşiler meşrutidir. Yani o nedenle monarşi ayrı, mutlakiyet ayrı anlatılır. Mesela şimdi Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde 1876'da meşrutiyet ilan edildi dedik. Ne oldu? Padişahın yanında halkın seçtiği bir meclis. O zaman eğer padişah tek başına, kral, imparator tek başına yönetiyorsa buna mutlakiyet ya da mutlak monarşi, eğer imparator, kral, padişah halk meclisiyle birlikte yönetiyorsa buna meşruti monarşi denir. İlk çağda meşrutiyet yoktur ama meşrutiyete benzer yapılar vardır arkadaşlar. O nedenle müfredat içinde burada anlatılmaz. MEP müfredatında meşrutiyet kavramı burada değerlendirilmez arkadaşlar. Meşrutiyet karşımızda 19. yüzyılda resmen çıkacak. Ama mesela der ki işte Hititler de kralın yanında işte kralı yargılayabilen, cezalandırabilen bir meclis olan Pankuş vardır. Bu hangi yönetim şekline benzer? Meşrutiyet denebilir arkadaşlar. Peki şimdi monarşiler mutlakiyet yönetiyor. Ama halkı bir yere kadar ezebilirsiniz, sömürebilirsiniz, baskı gösterebilirsiniz. Bir yerden sonra halk isyan ederdi. İşte bu sefer ne yaptı bunlar? Teokrasi icat ettiler. Teokrasi nedir? Tanrı kral anlayışıdır arkadaşlar. Ya da rahip kral anlayışıdır. Veya başkomutan, başyargıç, başrahip falan gibi şeylerdir. Yani teokrasi tanımca dine dayalı yönetim demiş. Gücün kaynağını tanrı ya da tanrılara dayandırıyorsanız biz buna ne deriz? Teokratiya. Teo din demek zaten. Kratiya yönetim demektir. Dinin yönetimde etkili olmasına deriz biz.
Kanıtları nelerdir diye bakarsak teokrasiye, Sümerlerde rahip kral anlayışı var. Mısır'da tanrı kral var. Hititlerde kral aynı zamanda başrahipmiş. Peki neden teokrasi? Bu aslında Ortaçağ ünitesinde tekrar anlatılır. Halk üzerindeki otoriteyi pekiştirmek için. Şimdi hani halkı eziyorsun ya mutlak monarşiyle. Halk bir yerde isyan eder. Sen diyorsun ki bak sevgili halkım, ben sizi eziyorum sömürüyorum ama tanrılar böyle istiyor. O yüzden yapıyorum. Ha, halk da diyecek, ha, evet tanrılar istiyorsa yapacak bir şey yok. Yoksa cehenneme gideriz. Tamam, bizi ezebilirsin diyecek. İşte teokrasi aslında mutlak monarşilerin iktidarını ne yapacaktır? Güvence altına alacak. Mısır'da Ra'yı dinliyoruz. Ya da baktığımızda Babil'de Anu var. Başka ne vardı? Oligarşi vardı. Oli aslında grup demektir. Sınıf ya da zümre egemenliğe dayalı yapı demektir. Bir devlet içerisinde genelde tek bir sınıf yönetiyorsa biz buna oligarşi deriz. Bir sınıf yönetecek. Çoğunluklar soylulardan oluştuğu düşünülse de soylulardan oluşmak zorunda değildir arkadaşlar bu. Bu mesela ilk çağda daha çok tüccarlar etkin İyonlar'da baktığımız zaman, yani oligarşi zaten İyonlar'da, Yunanlar'da görülür. Ve daha çok tüccarlar etkili oligarşinin olduğu dönemde. Ama bu illa tüccar yönetecek değil. Yani memurlar oligarşisi de diyebiliriz. Hakimler oligarşisi de diyebiliriz. Ama burada ilk çağda daha çok tüccarlar oligarşisiyle karşında çıkmıştır. Ve aristokrasi ya da aristokratik demokrasi var. Aristokrat ne demekti? Soylu demek arkadaşlar. Aristokrat soylu. Demos, halk, kratia da yönetim. Yunanlılarda soylu halkın yönetimine dayalı bir yapı vardı. İşte biz buna aristokrasi diyoruz. Yani soylulardan oluşan meclis yoluyla. Var bir 400 kişilik soylular meclisi. Oradan eşitlerin arasından birinci dedikleri Arhon ünvanlı bir yöneticiyle devlet yönetiyorlardı. İşte soylulardan oluşan meclis tarafından devlet yönetiliyorsa biz bunu aristokrasi demiştik. Ama daha sonra tarihte çıkan Kristenes isyanıyla birlikte soyluların kısmına son veriyorlar. Yani aristokrat kısmını kaldırıyorlar. Ne kalıyor? Demokrasi kalıyor arkadaşlar. Halkın içinden kura yoluyla seçilen 500'ler meclisiyle birlikte halk yönetiyor. Tabii ki şehir içindeki halk, o şehirde doğmuş, o şehrin vatandaşı olan insanlar buradan seçilebilir. Böylece demokrasiye böyle geçilmiş ilk çağda. Önce şehir devletleri vardı. Bunların yönetim tarzı monarşi, mutlakiyet, aristokrasi, oligarşi veya işte demokrasiydi. Şimdi imparatorluğa geldi. Şimdi imparatorluk ne demek? İmparatorluk çok uluslu devlet demek. Basitçe arkadaşlar, çok uluslu devlet ya da kitap tanımıyla topraklarında oturan çeşitli milletlerin egemenliği altına almış. Ya çok ulus işte ya. Baktığınızda Osmanlı İmparatorluğu diyoruz değil mi? Türklerin dışında Araplar var. İşte Rumlar, Bulgar falan. Roma İmparatorluğu'na bakıyorsunuz. Bir sürü halk var içinde. Peki imparatorlukların kurulmasına neden olan gelişmeler nelerdir? Bazıları şehir devleti, bazıları imparatorluk olmuş. Neden? Öncelikle güçlü silahlar. Madenler işlenince, özellikle tunç ve daha da önemlisi demir silahlar yapılınca çok güçlü ordular ortaya çıktı. İşte bu güçlü orduları pekiştiren bir de atlar oldu. At evcilleştirdiler. Bu sayede atları binek hayvanı olarak kullandıkları gibi aynı zamanda at arabaları. Şimdi at arabaları var. Arkasında işte en az iki tane savaşçı. Birisi sürücüdür. Diğeri işte silah olarak mızrakları, okları kullanıyor. Böyle bakmayın, filmlerde böyle basit gelebilir ama bir yaya karşısında düşünün, yüzlerce at arabası ilerliyor. Birisi adeta tank gibi üstüne sürüyor. Hatta bunların işte tekerleklerin kenarına bıçaklar koyuyorlar ve bıçaklarla bir sürü insanı da yaralayabiliyorlardı. İşte süvari ordular, at arabaları artı madenin işlenmesiyle birlikte imparatorluklar karşımıza çıkacaktır. Akat gibi, Babil gibi, Hitit gibi imparatorluklarla karşılaşacağız. Ama bu imparatorlukların bazıları kuşatıcı imparatorluk olarak alınır. Kuşatmak ne demek? Sarılmak demek değil mi? Bazı imparatorluklar sömürgeci, bazıları kuşatıcıdır. Kuşatıcı deyince benim aklıma şu gidecek. Hititler gibi arkadaşlar.
gittikleri coğrafyalardaki insanları kuşatacak. Mesela Hitit ülkesine ne denir? Bin Tanrı ili denir. Neden? Çünkü Hititler gittikleri coğrafyalardaki insanlara kendilerini kabul ettirebilmek, sempatilerini kazanabilmek için ne yapmışlar? Onların tanrılarına da tapmış. Onları da devlet memuru olarak istihdam etmiş. Onların kültürü de önemsemiş. Tıpkı Osmanlı gibi. İşte böylece yerel halklar bu imparatorluğa sahip çıkmıştır. O zaman kuşatıcı imparatorluk ele geçirdiği topraklardaki insanları ötekileştirmeyen, onların dillerine, kültürlerine, geleneklerine sahip çıkan, onları koruyan demektir. Bu o imparatorlukların siyasi ömrünün uzamasına neden olmuştur. Ama bazı imparatorluklar da yağmacı imparatorluk. Yağma bilirsiniz. Gittin ne varsa aldın çaldın falan. İşte mesela bir İngiliz imparatorluğu yeni çağda veya bir Roma imparatorluğu arkadaşlar ilk çağda baktığımız zaman bunlar sömürgeci imparatorluklar olarak karşımıza çıkıyor. Gittikleri coğrafyalarda ne varsa çalıyorlar. İşte ele geçirdikleri coğrafyalardaki zenginlikleri yağmalayanlara yağmacı imparatorluk, oradaki insanlara sahip çıkanlara kuşatıcı imparatorluk diyoruz. Bu imparatorluklar içerisinde bir İskender İmparatorluğu vardır arkadaşlar. Makedonya Kralı İskender ne yapmıştır? Dünya İmparatorluğu kurmuştur. Nasıl yaptı bunu diye bakarsak, işte gittiği coğrafyalarda ne yaptı? Kültürü ele geçirdi. O kültürü sentezledi ve bir dünya imparatorluğu kurdu. İskender, bugünkü Makedonya'dan arkadaşlar, bugünkü İndus Irmağı'na kadar ilerledi. Ve bu coğrafyada bir kalıcı imparatorluk kurmak istedi. İşte bu coğrafyadaki kalıcı imparatorluk fikri Helenizm olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Makedonya'dan Hindistan'a gitmişsin. Ama Makedonya'dan Hindistan olan coğrafyaya baktığında Anadolu var, Mezopotamya var, Mısır var, Suriye var, hatta İran var. Çok farklı ırklar ve kültürler var. Böyle bir yerde İskender İmparatorluğu'nun kuşatıcı olması gerekiyor ki kalıcı olsun. İşte İskender İmparatorluğu kuşatıcı bir imparatorluk olarak karşımda çıkıyor. Bu nedenle büyük bir kültürel sentez yaşanıyor. Bu sayede büyük kültür merkezleri karşımda çıkacaktır. Bunların en meşhuru Bergama şehridir ki Bergama Krallığı Batı Anadolu'da karşımda çıkıyor Bergama şehriyle birlikte. Asklepion adıyla bilinen sağlık merkezleri inşa etmişler. İnsanları ücretsiz olarak tedavi etmiş. Burada halka hizmet var değil mi? Halka hizmet eden devlete ne diyorduk biz? Halka hizmet eden, halkın huzuru, mutluluğu, refah için çalışan devlete ne denir? Sosyal devlet. O zaman Asklepionlar sosyal devlet anlayışının varlığını gösterir. Parşömen adıyla bilinen bir tür yazı malzemesi. Hani biz buna kağıt desek de aslında inceltilmiş keçi ya da işte ceylan derisinden yapılmış. Daha çok hayvan derisi denir ama keçi ve ceylan kullanılır. Bir yazı malzemesi. Aslında Mısır'dan ne alıyorlardı bunlar? Papyrus. Ama Mısır kraliçesi kıskanıyor. Lan bunlarda bir sürü kütüphane var. Bergama Kütüphanesi çok meşhur. İlk çağın önemli kültür merkezlerinden biri. Ya diyorlar bir böyle olmaz. Hadi bunların kağıt papyrus göndermeyelim. Onlar da parşömeni yapacaklar. Yine bu dönemde İskenderiye. Bu dönemde İskenderiye şehriyle karşılaşıyoruz. O da bir başka kültür merkezi olarak karşımıza çıkıyor ki İskenderiye Kütüphanesi de ilk çağın iki önemli kütüphanesinden birisidir Bergama ile birlikte. Peki, şimdi ilk devletlerde askeri, sosyal ve ekonomik yaşama bakarsak, ilk devletlerde Mezopotamya'da kim vardı? Sümer, Akat, Asur, Elam, Babil gibi uygarlıklar vardı. Bunlar Mezopotamya'daki bu uygarlıklardaki ekonomik yapıya bakarsak daha çok tarımla uğraşıyorlar. Mezopotamya'daki Sümerlerden bahsedelim tabii bu arada arkadaşlar. Sümerlerde daha çok ekonomik yapıda tarım var. Özellikle Sümerlerde bu ekonomik yapı içerisinde Zigurat adıyla bilinen tapınaklarda bir depolama ihtiyacı vardır arkadaşlar. Ve yazıyı da bu depodaki ürünleri ne yapıyorlar? Kaydetmek için icat edecekler. Asurlar ise neyle karşımda çıkıyor? Kuzey Mezopotamya'da kervan ticaretiyle, dağlık coğrafyada kuruldukları için şu coğrafyada ne yapacaklar? Ticaretle uğraşacak. Hatta Kayseri Kültepe Kaneşi'nde Anadolu'ya yazıyı getiren ilk topluluk olarak karşımda çıkacak. Hepsinde tarım genelde görülebilir ama Sümerler deyince tarım. Ve ziggurat, çok amaçlı zigguratlar Asurlar deyince kara kolonciyle ekonomik yücelde ediyor. Peki askeri yapıya bakarsak ne göreceğiz?
Sümerler'de düzenli bir ordu yok. Şehir devletleri şeklinde yaşıyorlar. Bazı muhafızları var. Şehir gerektiğinde alt tarafından birlikte savunuyordu. Akatlar ilk düzenli orduyu kurdu. Çünkü ilk krallık ve imparatorluk olarak kabul edilir Akatlar. Ve Babiller düzenli orduyla gelen mutlak güç. Babil kralı Hammurabi Babil Kulesi niye yaptırıyordu? Gidip tanrılara soracağım. Niye bize uğraşıyorsunuz falan diye. Demek ki adam gücüne güveniyor. Nereden alıyor bu gücü? Ordusundan alıyor. Ordusunun itaatini sağlamıştır. Mezopotamya'daki askeri, sosyal, ekonomik yapı içinde bunu görürüz. Tabi sosyal yapı deyince kürecilik hep vardı, her yerde var. Peki Anadolu'da kim vardı diye baktığımızda Hititler var, Urartular, Lidyalılar, Frigler, İyonlar. Zaten biz bu çağ uygarlıklarını bir önceki dersimizde temel özelliklerini anlatmıştık. Bir hatırlayalım, Hititler nerede kurulmuştu? İç Anadolu'da, Sakarya Yarımada civarında. Urartular Doğu Anadolu'da, Lidyalılar Batı Anadolu'da, Frigler Sakarya Yarımada civarında yine. İyonlar da Batı Anadolu'da karşımda çıkmıştı. Hititler tabii ki Sakarya Yarımada'yla beraber şeyi de Kızılırmak yayını da için alıyordu. Peki ekonomi olarak baktığımızda Hititler de gücü nereden alıyor? Tarım ve hayvancılıktan geliyor. Zaten bu nedenle ordularını da bir çeşit tımar sistemine dayalı olarak kurmuşlardı. Tarımsal alanları çok olduğu için bizdeki feodal tımar Avrupa'daki ne deniyor? Bizdekine tımar sistemi denir ki burada topraklı asker ne yapmışlar? Beslemişlerdir. Urartular madencilikte ve hayvancılıkta çok gelişmiştir. Doğu Anadolu uygarlıkları oldukları için ve tabii ki güçlü maden sahalarını ele geçirmek için ne yapmışlar? Güçlü orduları önemsemişlerdir. Lidyalılar madencilik ve ticarette ama bir hata yaptı Lidyalılar. Çok paraları olduğu için paralı bir ordu kurdular. Bu da tabii ki Lidya'nın yıkılışında etkili oldu. Frigler tabii ki tarım ve hayvancılığı çok önemsediler. Hatta tarımı korumaya yönelik kanunlar yapmışlardı. Çünkü temel geçim kaynakları tarımdı. İyonlar ise deniz ticaretiyle uğraşmış ve ticaret yoluyla zenginleşmişlerdir. Bu da onların tabii ki denizcilikte gelişmelerinden olacak ve donanma gücüyle tanınacaktır. Mesela İyonlar sahil kentlerde ne yapmamışlar? Deniz kısmına sur yapmamışlar. Savunma ihtiyacı hissetmiyorlar çünkü donanmaları var ama kara kısmına sur yaparak savunmaya çalışıyor. Peki Hititler'de ne varmış? Askeri amaçlı at yetiştiriciliği öne çıkmış. Gücünü buradan alıyor. Urartularda sulama kanalı ve kaya mimarisi var. Buradan ne yapıyor? Üretimi geliştiriyor ve savunmayı kolaylaştırıyor kalelerle. Lidyalılar kral yolu ve maaşlı ordu dedik zaten. Friglerde ilk fabul ve tapates adıyla bilinen, fabullar hayvanların konuşturulduğu hikayeler, tapates adıyla bilinen ne yapmışlar? Halı kilimler yapmışlar. İyonlarsa evet donanmayla tanınmıştı. Özgür düşüncede gelişmişlerdi. Şimdi bir de kanunların gelişimine bakalım arkadaşlar. Kanunlar nasıl doğdu? Şimdi hukuk nedir? Hukuk aslına bakarsanız toplum düzenini sağlamak için çıkarılmış ve devlet eliyle güçlendirilmiş kurallar bütünüymüş. Tanımda bunu yapmak zorunda değilsin. Nedir hukuk? Kanundur. Amaç ne? Devlet, toplum, ekonomik, sosyal düzeni sağlamak için ortaya çıkarılan kanunlardır. Peki ilk çağda hukuk kuralların kaynakları neler diye baktığımızda akıl, gelenekler, kutsal kitaplar. Aklımı kullanıyorum, doğru yanlışı buluyorum. Geleneklerden oluşuyor, kutsal kitaplar da var. Çünkü bunlar zaman içerisinde din hukukunu oluşturacak. Ve kanunlar sözlü ve yazılı olarak ikiye ayrılacak. Toplumlar göçebe yaşarken de düzeni sağlamak ihtiyacı hissediyorlardı. Bu nedenle de o göçebelik döneminde ya da yazı henüz icat edilmemiş yerleşik hayatı yaşasa da yazı henüz icat edilmediği dönemde ne yapmışlar? Sözlü hukukla karşımda çıkmışlar ki bunun en güzel örneği Türk töresidir. Peki töreye bakarsak ne göreceğiz? Siyasal, sosyal, ekonomik hayatı düzenleyen sözlü kurallarmış. Söyledik zaten kanunlar siyasal, sosyal, ekonomik hayatı düzenleyen kurallardır. Töre de sözlüdür. Peki neden sözlüydü mesela İslam öncesi Türklerde? Göçebe yaşattığının etkisi. Göçebe toplulukların kanunları yazmaya ihtiyacı yok çünkü çok fazla kanun yok. Yani yok ki tarla senin, enik benim tarlaya girdi kanun olsun. Cam yok, senin çocuk benim camı kırdı kanun olsun. Ne var bunlarda? Bunlarda hayvanlar var. Çalmanın cezası 1'e 9'a kadar çıkıyor ihtiyaca binaen. Ya da vatan var. Vatana ihanetin cezası idam. İşte ordudan kaçmanın cezası idam. Yani bir insana barış döneminde kılıç çekmenin cezası idama kadar gidiyor sebepsiz yere olursa. Onun dışında ufak tefek şeyler var. Ama İslam öncesi Türklerde Uygurlar döneminde bu yazılı hale getirildi. Neden? Çünkü yerleşik hayatla birlikte çatışmalar
artacaktır arkadaşlar. Senin az önce söyledik işte, senin inek benim tarlaya girdi, lazım çünkü tarla var. Senin çocuk benim camı kırdı, lazım kanun çünkü cam var. Üst kattaki komşu var, o kanunu düzenleyeceksin. Sen bana sahte çek verdin, kanunu düzenleyeceksin. Ve böylece yerleşik hayatla birlikte bu kanunlar yazılı hale getirilmiş. Peki Türk töresinin kaynakları deyince ne gelir aklıma? Örf adetler, kurultay kararları, hakan buyrukları. İslam öncesindeki töreye baktığımda örf adetler, kurultay kararları ve hakan buyruklarını görüyorum. Örf adetler halkın kabulleri değil mi arkadaşlar? O zaman bu örf adetler halkın kabulleri, devlet tarafından zamanla kanunlaştırıldığına göre bu şu anlama geliyor: Türk töresinin oluşumunda demokratik bir tutum vardır. Peki yazılı hukuk deyince ne anlıyoruz? Artık yazı icat etmişler değil mi? Artık çatışmaları yazılı hale getirebilirler değil mi? İşte yazının icadı sonrasında nüfus da artmış, yerleşik hayatla birlikte çeşitlenen sorunlarla birlikte artık bunları yazma ihtiyacım vardı ve kanunları yazıyoruz. İşte Sümerlerle başlıyor. İlk çağ uygarlıklarını anlatmıştık daha önceki dersimizde. İlk yazılı kanunları Sümerler yapmıştı. Mezopotamya uygarlığıydı değil mi? Ve bu kanunlarda hukuk devleti anlayışını görüyoruz. Ne demek hukuk devleti? Kanunların insan hak ve özgürlüklerine uygun olarak yapıldığı, herkese eşit uygulandığı devlet modeli değil mi? Kanunlar insan haklarına uygun. Mesela Sümer Kralı Urgakine kanununda ne diyordu? Herkes ürettiği ürünü istediği gibi kullanma hakkına sahiptir. Herkes eşitlik. Ürünü istediği gibi kullanma hakkı insan hakları. İşte o zaman hukuk devletinde ne diyorduk tanım olarak az önce yaptık? Kanunların insan haklarına uygun olduğu, herkese eşit uygulandığı hukuk devleti anlayışı. Şimdi bu kanunların içerine baktığımızda arkadaşlar ne göreceğiz? Sert değil bunlar. Sert değil. Yani adam hadi öldürün asıl kesin değil. Fidye esaslıdır. Daha çok suça yönelik para cezası veya benzer cezalar. Dolayısıyla insancıl bir hukuk sistemi vardır deriz. Babillerinki Hammurabi kanunları olarak meşhur olmuştur. Ve Hammurabi kanunlarının bir özelliği vardır, anayasal nitelik taşır. Anayasal nitelik. Nedir anayasa? Bir devletin yönetim mekanizmasını düzenleyen kanunlardır. Mesela neden Hammurabi kanunlarında devlete karşı suç işleyenler aileleriyle birlikte cezalandırılır? Hop burada dur. Bak ne yapıyor? Devleti korumaya çalışıyor. Devletin adı, rejim, bayrağı, başkentini belirten, devleti yöneten güçlerin yetki ve sorumluluklarını tanımlayan, devlet-vatandaş ilişkisini düzenleyen kanunlara anayasal nitelik taşıyan kanun ya da anayasa denir. İşte burada devleti korumaya tanımlayan kanunlar vardır ama bu kanunlar Babil Kralı Hammurabi kanunları için ne denir? Göze göz, dişe diş. Yani sert cezalar vardır. Buna kısas usulü de denir. Kısasa kısas dense de doğrusu kısastır arkadaşlar. Kısas usulü kanunlarda denir buna. Çünkü suç eşit ceza. Mesela ne diyor? Bir kişi birinin yanmakta olan bir eve girip eşyaları kurtaracağım manesiyle girdikten sonra oradan hırsızlık yaparsa öldürülür diyor ya. Bir kişiyi sebepsiz de öldürürse o da öldürülür diyor. Hırsızlık yaparsa eli kesilir falan, sert kanunlar. Hitit kanunlarından medeni hukuk özelliklerini görüyoruz arkadaşlar. Neydi medeni hukuk? Aslında temelde toplumsal düzeni, insanların birbiriyle olan ilişkilerini düzenlese de özelde sorulan tarafı evlenme, boşanma, miras gibi aile hukukuyla ilgili kanunlardır. Ki Hitit kanunlarında medeni hukuk örneği görüyoruz ki burada da fidye, insancıl bir hukuk sistemi özelliği vardır. Ama İbrani hukukunda ne görüyorduk arkadaşlar? İbrani hukukunun özelliği neydi? Bunu lütfen odaklanarak dinleyelim. İlk ilahi kanunlarda. Aslında buna bakarız biraz sonra ama ilk ilahi kanunlar olduğunu burada toptan görelim. 10 emir vardı. Onlar da İbranilerde. 10 emri de değerlendiririz. Peki hukuk devletinin tanımını yapmıştık değil mi? Neydi hukuk devleti? Kanunların insan hak ve özgürlüklerine uygun olarak yapıldığı, herkese eşit uygulandığı devlet modeline hukuk devleti diyorduk. Sosyal devlette halka hizmeti esas alan, halkın huzuru, mutluluğu, refah için çalışan devletti. Burası ektir arkadaşlar. Soruları çözmek için gereklidir. Evet, az önce dedik ki 10 emir muhabbeti vardı. Şimdi İbranilerde hukuka baktığımızda ilk ilahi kökenli kanunları görüyoruz.
Ki bunlar 10 emir olarak karşımda çıkıyor. İsrailoğulları hani Mısır'dan Hazreti Musa tarafından çıkarılıyor. Kızıldeniz'e yoruluyor. Karşıya geçiliyor. Hazreti Musa işte siz bekleyin orada diyor kavmine. Ne yapıyor? Sina'daki Tur Dağı'na çıkıyor. Orada Tanrı'dan Tevrat'la birlikte 10 emir alıyor arkadaşlar. İşte hani şu öldürmeyeceksin diye başlayan 10 emirden başlıyoruz. Ne yapıyor? İlk ilahi kanunlar olarak karşımda çıkmaktadır 10 emir. Şimdi birkaç soruyla arkadaşlar dersimizi noktalayalım. Atina ve Sparta gibi Yunan polisler arasında bitmek bilmeyen mücadeleler yaşanmıştı. Bu mücadelelerde ayakta kalabilmek için şehir devletlerinin ordularını güçlendirme ve geniş halk kitlelerinin desteğini alma çabaları bölgede aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlanıyor? Bak şimdi şehir devletleri arasında savaşlar var. Bu şehir devletleri halkın desteğini sağlamak ve bunların orduya katılmasını ve şehir için savaşmasını bekliyorlar. O zaman ne yapman lazım? Halkın isteğini görmen ve bunu karşılaman lazım. Ne yaptılar işte halkın isteklerini görme konusunda? Yunan kültürünün yayılmasına mı? Hayır. Peloponnesos'un siyasi iktidarın güçlenmesine mi? Bu ne ortam hazırladı? Ne alakası var? Soylular bilakis güçlenmedi. Demokratik yönetim anlayışı ya. Şehir devletini yönetenler halka diyor ki gelin bu devleti birlikte yönetelim. Ne yapıyorsun sen? Aa, bu devleti ben de yönetiyorum. O zaman bu devlet benim devletim. O zaman ben bu devlet için askerlik yapayım ya da işte memur olayım. Ben bu devletin işte ayakta durması için çabalayayım diyorsun. Zaten demokrasi olursa ne olur? Halk devleti daha fazla sahiplenir. Çünkü kendi fikrinin iktidarda kabul gördüğünü görecektir. İşte bu nedenle orduya katılımı teşvik edebilmek, şehri savunabilmek için halka demokratik bir yaklaşımla ki ne olacaktır? Malum demokrasinin beşi olarak kabul edilir. Vergiler artırıldığı için halk devleti sahiplenmedi arkadaşlar. Cevabımız A olacak. Bir soru hukuk diyor. Toplum düzenini sağlamak için çıkarılmış ve devlet eliyle güçlendirilmiş kurallar bütünüdür. Hukuk kurallarının oluşmasında hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? İnsanların toplu halde yaşamaya başlaması çatışmayı beraberinde getirir değil mi? O zaman çatışmayı önlemek istiyorsanız sosyal düzeni sağlamak istiyorsunuz demektir. Tabii ki devletleşmeye başladığınıza göre hukuk kuralları var olan bu devlet teşkilatını koruma için de hukuka ihtiyacınız vardır. Ama tabii ki 1 ve 3 en çok sorulan kısmıdır. Hukuk kuralları nasıl doğdu dersek toplu halde yaşamayla birlikte var olan çatışmaları önlemek amaçlı olarak kanunlar karşımıza çıkarılmıştır. Tabi devlet de ne yapacaktır? Kanunlarla birlikte devleti ayakta tutacaktır. Bir Türk sözündeki oğul ile babanın arasına girilmez. Mayasıdır Hakan'ın Türk töresi geçilmez. İfadeleri hangisinin önemi? Bak Hakan töreyi geçemez diyor değil mi? Hakan töreyi geçemez. Se Hakan olsam bile kanun senden üstündür diyor. Ne kadar güzel bir söz değil mi? Oğul ile babanın arasına girilmez. Mayasıdır. Maya ne demek? Aslında doğuştan gelen tutum özellikleri denir. Şimdi fıtrat falan diyoruz ya. Onunla benzer bir şey. Töre geçilmez diyor. Hakan töreyi geçemez. O zaman hukuk devleti anlayışının açık bir ispatı hukuk üstünlüğü gösteriyor. Sosyal devlet halka hizmet eden, halkın huzuru, mutluluğu, refah için çalışan devlet. Toplumsal birlik ya da monarşi tek kişi egemenliği. Toplumsal birliğin önemini vurgulamıyor. Bu yani hukukun üstünlüğünü vurguluyor. Töreyi geçemiyorsan töre hukuktur diyoruz. Şimdi bir önceki dersimizin ödüllü sorusuna bakarsak. İlk çağda bazı topluluklar inançlarından vazgeçmeyerek kendilerine uygulanan dini baskılardan dolayı göç etmeyi tercih etmiştir. Verilen göçler örnek olarak hangileri gösterilebilir? Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicret etmesi. Şimdi ilk bakışta evet diyoruz dini baskıdan dolayı göç ettiler değil mi? Ama soru ne diyor? İlk çağda diyor. Peki Müslümanların Mekke'den Medine'ye göç etmesi ilk çağda mı? Hayır arkadaş. Orta çağda. Malum orta çağ kavimler göçüyle başlıyor desek 375. Peki hicret ne zaman? 622. O zaman ilk çağda değil orta çağda. Bu yüzden yanlış. Roma baskısıyla Filistinlilerin Kapadokya bölgesine göç etmesi ya da Babillerin Yahudi nüfusun büyük bir kısmını sürgün etmesi neyi gösteriyor arkadaşlar? Dini baskılar sonunda gerçekleşmiş göçler olduğunu gösteriyor. O zaman cevabımız ne olacak? D, 2-3 olacak.
Peki bir sonraki dersimizin ödüllü sorusu, yalnız bu bilgilerden yola çıkarak diyor. Gene dikkat edelim, yalnız bu bilgiler üzerinden değerlendirirsek işler karışabiliyor. O nedenle soruyu çok dikkatli okumakta fayda var. Evet arkadaşlar, bugünlük bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, başarılar.